Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün size yapımı, her şeyi sıfırdan başlayacağız sizle beraber yapımını arkadaşlar. İlk önce şu şekilde bir ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırlıyoruz. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar. Tığ battımızın içine sık iğne ile giriyoruz. Bu şekilde buraya monte etmiş olduk. 1-2 zincir yandaki tığ battıya girdim. 1-2 zincir yandaki tığ battıya girdim. 2 zincir yandaki tığ battıya girdim. İlk başlarken olduğu için 3 tane yeterli. Normalde 6 tane tığ battı yapacağız ara mesafesi olarak. Bir zincir çekiyorum dibine şu şekilde sıkı sıkı. Şöyle orta boy dediğimiz küçükten biraz büyük bir örümcek yapıyoruz. Hemen bunun 2 telini bakın şöyle yatırınca zaten elinize arkadaşlar 2 tane teli ayrılıyor. Buraya 13 tane sık iğne yapacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Bu şekilde 13 tane sık iğneyi yaptım. Dibine tığ battıya kapattım bu şekilde. 1 2 zincir. 1 2 zincir. 1 2 zincir. 1 2 zincir. 4 oldu tığ battığımız. 1 2 zincir. 5 oldu. 6. tığ battığımız. Bu şekilde 6 tane tığ battıyı hazırladık ara mesafesi olarak. Bir tane zincir çekiyorum dibine sıkı sıkı. Şöyle hafif uzatınca arkadaşlar aynı boyutta hemen hemen aynı örümcek boyutunda olmuş oluyor ikinci örümceğimiz. Zincir çekmeden arkadaşlar orası o zaman potluk olur. Şöyle güzel ince bir görüntü olmasını istediğimiz için zincir çekmiyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 13 tane örümceğin içine yine sık iğneyi doldurduk. Örümcek yaptığımız tığ battığımızın içine de sık iğne ile de girdim. Bu şekilde oraya da 14. sık iğne yapmış olduk. 1 2 zincir. Yandaki tığ battıya tığ battı yapıyoruz. 2 zincir tığ battı yapıyorum. 2 zincir 3. 4. 5 6 Evet. 6 tane mesafe tam arkadaşlar. Dibine yine bir tane sıkı sıkı şöyle bir örümcek yapıyorum. Bu örümceğimizin biraz sanki arkadaşlar dik durmasını sağlıyor. Bir çekip yapın, bir de çekmeden yapın. Farkı göreceksiniz. Örümceklerin duruş şeklini. Hangisi hoşunuza giderse o şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine şu şekilde elinize yatırdığınızda ayrılıyor. Bakın hemen iki katını rahat bir şekilde tutabilirsiniz. Parmağınızın üzerine yatırdığınız takdirde örümceğinizin telleri açılıyor. Size kolaylık sağlıyor arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10. 10, 11, 12 ve 13. Tığ battımızın içine girdim. Sık iğne ile kapattım. Evet. 1, 2 zincir. Bu kadar arkadaşlar. Örümceğin üzerine 13 tane sık iğne, 6 tane de tığ battı mesafesi ara olarak. 2 zincir, 3, 4, 5 ve 6. Bu şekilde 3 tanesini beraber yaptık. Duruşları bu şekilde oluyor arkadaşlar. Öne doğru meyletmemesinin sebebi dediğim gibi örümceklerimin dibinde çektiğim zincire bağlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde biraz ben de yapayım 2-3 tane arkadaşlar. Üzerini beraber yapalım. Şimdi sıra geldi. İkinci sırayı yapmaya. Bu şekilde ilk sık iğnemizin tepesinden giriyorum. Buraya sık iğne ile kapatıyorum. İpimizi buraya tutturduk. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 5 zincirimi tutacak yer olmadığı için arkadaşlar bu kapattığım sık iğnenin arasından girip buraya bu şekilde kapattım. Şu ipi tutup aradan girebilirdik ama zahmetli olacağı için sık iğneye kapattık. Nerede kolaylık arkadaşlar? Orada biz. Sıradaki ikinci sık iğnemin içine girdim. Kapattım buraya bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen bu sefer arkadaşlar sık iğnemin arasından giriyorum. Kolaylık olduğu için sıradaki sık iğneye 3. sık iğnemi yaptım. 5 zincir. 5 zincirimi hemen bu şekilde arkadaşlar bakın arasından girip kapatıyorum. Trabzan arası gibi sık iğne arasından girip kapatıyorum. 4. sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapatıyorum buraya. 5. sık iğne. Bir tane arkadaşlar yuvaya 5 tane kirpik yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buraya kapattım. Bir tane zincir çekiyorum. Örümceğimin açılmaması için. 5 kirpikten sonra şöyle küçük bir örümcek yapıyorum. Örümceğimin boyutu bu kadar arkadaşlar. Bu büyüklükte örümcek. Hemen buradaki ikinci yaptığım yuvanın ilk sık iğnesine örümceğimi tutturdum. Bu şekilde. Şu ipi şuradan keselim arkadaşlar. Şöyle tersinden yapalım. Evet. Şu şekilde arkadaşlar geçişimi yaptım. Yine aynı şekilde buraya da 5 tane kirpik yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. İlkleri şöyle sık iğneye de kapatabiliriz. Örümcek tutar arkadaşlar. Örümceğin şu kenarına da girebiliriz. Şu şekilde bakın. Hemen kolay bir şekilde oradan da girebiliriz. Sadece ilk başlarken sık iğnenin tepesine girebiliriz. Sık iğne ile ikinci sık iğnemin tepesine bir sık iğne yaptım. 5 zincir. Trabzanın arasına girip kapattım. 3. sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapatıyorum trabzanımın arasını. Sıradaki sık iğneye girdim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapattım buraya bu şekilde. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Bir tane de zincir çekiyorum.
Küçük bir örümcek yapıyorum. Hemen buradaki ilk sık iğnemin içine girip kapattım. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapatıyorum bu şekilde. Sıradaki sık iğneme girdim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen sıradaki sık iğneye girip 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Dört oldu. Sıradaki sık iğneye girdim arkadaşlar. Her sık iğnemin, her yuvamın üzerine beşer tane kirpik yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Sık iğnemin arasına kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şöyle minik bir örümcek yapıyorum. İlk sık iğnemin tepesinden bu şekilde kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapattım burayı. Sık iğne ile geçiş yaptım. 5 zincir. Kapattım buraya. Üçüncü sık iğnem. 1, 2, 3, 4, 5. Sıradaki sık iğnem. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir, iki, üç, 5 zincir. Sık iğnemin arasından girip kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Ve ipimi koparıyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde 4 tanesini beraber yaptık. Daha çok olduğu zaman daha da hoş ve zarif duracaktır arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Çok hoş oldu. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.